Efendim ben Manic Show'dasınız. Umarım keyifleriniz yerindedir. The Long Dark Mütecavız Günlükleri sezon 6'nın 3. bölümüyle karşınızdayım. Ben arda arda çekiyorum. En azından yani siz mesela 1. bölümü izlerken ben 3. bölümü hazırlamış olmuş olacağım. Böyle 2-3 bölüm önden ilerleyeceğim. Hani o yüzden mesela abi şurada şunu unuttun, burada bunu unuttun dediğiniz şeyleri direkt bir sonraki bölümde almayabilirim. Ama siz yazmaya devam edin. Ben onları not alırım gerekirse. Ve bir sonraki oraya gidişimde notlarım arasından bakıp kaçırdığım şeyleri ya da sizin önerilerinizi yapabilirim. Aklınızda bulunsun. Ne yapalım? Burada bugün kalamayız. Yani kalmamıza gerek yok. Yani daha öğle zamanı. Biraz fırtına var. Soğuk olacak hava. Ama üşüyeceğiz. Ama kısa mesafeli bir yere gidebiliriz. Açıkçası ben yine tuzakçı barakasına dönmek istiyorum. Neden? Çünkü tuzakçı barakasında günü geçirebiliriz. Günü geçirecek kadar yemeğimiz de var. Aynı zamanda tuzakçı barakasının yanındaki madenden biraz kömür alıp direkt bataklığa bataklık yolculuğuna hazırlık yapabiliriz. Yanımızda kumaş var mı? Kumaş da var. Gayet güzel bıçak bıçak yapmak için hazırız. Bence bununla uğraşalım. En azından yolculuklarımızdaki kanat toplama işlerini biraz daha hızlandırabiliriz. Yemek toplayabiliriz. Bir an önce kuş dallarını falan toplamaya başlayıp kurutmaya başlayıp kendimize silah da yapmaya çalışabiliriz. Yani güzel olur. Güzel mi görüyor? Sonunda gezeriz. Ama giderken en azından şey de yapalım can. Farklı bir olan gidelim de. Mesela isimsiz göle gidebiliriz mesela, uğrayabiliriz. Dolmuş dere. İsimsiz gölün bütün kaynaklarını alamayabiliriz ama bakalım. Ayıya bağlı. Ayı, oradaki ayı biraz yakın geziyor. Bizimle misin? Bak, arkamı dönüyorum. Çık ortaya. Bazen böyle olunca çıkıyor ha. Spamlanıyor falan. Valla üstüme spamlanmasından iyidir yani. Üstüme gökten bir aya üstümüz atlamasın da. Bug uğruna ölmeyelim yani. Peki. Burada ne var? Törpü var. Törpü. Tırnak törpüsü var. Hadi bakalım. Çok can kaybediyoruz ama. Bu kadar can kaybetmek istemiyorum. Şurada da mantar var. İyi sesimi duydum ben az önce. Triplere girdim yemin ediyorum.
şu mantarları da alalım da. Sonra burada iyi çıkınca biraz bunları almak zor oluyor. İyi peki. Gidelim. İhtiyacımız olan her şeyi aldık. Eve doğru gidebiliriz. Çubuk toplayalım bolca. Bataklık da lazım olacak. Buralarda kurt doluyor. Dikkatli olmakta fayda var. Kuş kabuğundan şeyimiz de var. Bak unuttum. Kibitimiz yok. Ama fişek de yakarız ateşi. Tamam. Tamam. Yakarız. Orada kibit çıkma şansı da var bu arada. Yani Spencer'ın çiftlik evinde kibit çıkma şansı da var. Çıkmazsa da fişek de yakarız. Tamam. Planımızı bozmayalım. Kibitimiz yok. Ateş yakamayacağız diye düşündüm. Yakarız. 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 Burada bir kolu bacağı kıracağız şimdi. Güzel. Şeye nasıl gireceğiz? Madeni nasıl lootlayacağız? Hakkındaki soru o var. Kömür lazım. Kömür inanılmaz derecede lazım değil yani. Bir 5-6 kömür bile işimize yarayacaktır zaten de. Üzerinde kaç tane kömür var benim? 2. Yeni tavşan çıkmamış. Sıkıntı değil. Bir kendimize gelelim içeride, sonra bir madene uğrayalım. En azından birkaç parça bile kömür bulsak yeterli yani. Çünkü orada da bulacağız. Bulduklarımız bize yetecektir. Okey, daha fazla can kaybetmek istemiyorum. O yüzden biraz slotlarını gömelim. Burada biraz zaman geçirmemiz gerekiyor. Mantalarımızı hazırlayalım. Güzel. Burada bir saat uyuyalım. Madene gidelim. Yarın yolculuğa çıkacağız. Susamışız. Su da kaynatırız. Tencere götüreceğim bir tane yanımda. Giderim madene. Güzel. Ayı Bey ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Sizinle sonra görüşeceğiz. Çubuk. Güneş var mı? Oo, güneş var. Peki. Ateş yakalım. Eğilerek yakalım. Ayı görmesin. Meşale alacak kadar ateş yaksam yeter bana. Ben bunu kullan. Kitap. Şu tüfek kitaplarını kullan ya. Ateş rehberi kullan. Evet. Güzel. Güneşli gün. Çok güzel ya. İçeriği komple lootlayabilirim böylelikle meşaleyle beraber. Görme sıkıntım olduğu için. Güzel oldu. Bu arada işte aslında kibitler bitince de böyle hayatta kalıyorsunuz oyunun çok ilerleyen zamanlarında. Kibitler çürüdüğü zaman veya bittiği zaman büyüteçli ateş yapmanız gerekiyor sürekli. Büyüteç kondisyonu düşmüyor. Yani düşük kondisyonu bir büyüteç bulsanız bile büyütecin kondisyonu düşmediği için sıkıntı yaşamıyorsunuz. Sadece güneşli hava denk getirmeniz lazım. Bir de dışarıda ateş yakmanız gerekiyor. Güzel oldu, güzel. Şimdi rahatlıkla
Dikkatli bir şekilde bakarak kömür arayabiliriz. Burada kömür var mı? Yok. Burada birkaç tane kömür olması lazım. 1, 2, 3, 4. İhtiyacımız olan hepsini topladık ya şu an. Ama ben biraz daha ileri gideceğim. Hem bir madeni keşfedelim. Belki bir ölü bir ceset. Ölü ceset. Caşıyan ceset varmış gibi. Ceset buluruz belki. Başka kömür buluruz. Bayağı da hızlı gitmeye çalışıyorum elimdeki meşale yetsin diye de. Burada bir tane kömür var. Direkt meşalem var ama yani. Yani o konuda çok da sıkıntı değil ama. Etrafa buradan geldik zaten. Şuradan gideceğiz. Bunu atalım. Yerdeki meşaleyle kendim meşalemi yakıyorum. Böylelikle kibrit harcamamış oluyoruz. 1, 2, burada 2 tane mi çıktı? Peki. Buranın ilerisinde zaten çıkmıyor kömür. Ha, çıkıyormuş, burada da var. Burası çıkış zaten. Peki, dönüyoruz geriye. O Milton'a gitmemizin bir anlamı yok şu an. Zaten bu yorgunlukta gidip tırmanamayacağımız için gidemeyiz. Bir tane meşale kalsın, çok da önemli değil. Güzel, güzel, güzel. Bu tuzakçı barakasını bu yönden seviyorum ya. Hemen yanında maden olduğu için istediğim zaman kömür alabiliyorum. Buradaki kömürlerin hepsini toplayıp geldiğiniz zaman. Çünkü böyle yaklaşık oyun içi bir 5-10 gün sonra bir daha tekrardan kömür çıkıyor buradan. Yani sınırsız kömür kaynağınız oluyor. Ki mütecavızda kömür dediğim gibi çok önemli. Dışarıda ateş yaktığınızda o ateşin sizi hızlı bir şekilde ısıtmasını istiyorsanız kömür kullanın. Ayrıca dediğim gibi bıçak mıcak yapmaya hazırlanırken bir de kömür lazım oluyor. Kömür değerli bir kaynak. Söndür. Devam et. Artık rahatlıkla eve gidebiliriz. Dışarıdaki ateşten bütün çubukları toplayalım. Meşale toplayalım biraz. Zaten sönmüş peki. Çok da önemli değil. Güzel. Vallahi güzel başlangıç oldu. Aa, kotlama aşırı yükleniyor ya. Biraz kasmış. Ya şu problemi çözemedim arkadaşlar. Çok kasıyor. Allah Allah. Kayıtta bitrate falan düşürebiliyor muyum acaba kayıt sırasında ya? Deneyeyim bakayım. Yani ya da onu düşüremiyorum peki. Yani 5000 bitrate aslında düşmemesi lazım. Ya bilmiyorum, bazen oluyor arkadaşlar yani. Çok mu olacak bilmiyorum ama umarım çok olmaz. Bakayım. Yani başka bir alternatif bulmaya çalışacağım ama yani neden işlemci 720p 48 FPS'i kodlayamıyor ben de anlamış değilim açıkçası. Normalde bu konuda bir sıkıntı çekmiyordum ama sanırsam yine bir bakım, format filan zamanı yaklaşıyor bilgisayarımın. Halletmeye çalışacağım. Umarım çok fazla şey olmamıştır. Rahatsız edici olmamıştır. Kusura bakmayın, dikkat etmeye çalışacağım. Dediğim gibi bunları çözmemiz lazım. Çok teknik sıkıntısı konusunda da şeyim yani. Hem internet hem de bilgisayarda oluşan teknik sıkıntılar zaten bitirdi yani. Benim ömrümü yedi yani.
Yapacak bir şey yok. Evet efendim. Devam. Devam. Şimdilik onu yemeyeceğim. Şimdilik onu yemeyeceğim. Daha biraz daha zamanımız var aslında. Bu zamanı ne için kullanabiliriz? Mesela şunu falan kırabilirim. Ne kadar kırmak istemesem de. Tüfek yok oyunda. Ne yapacak bir şey yok. O yüzden onu bir kıralım. Onun dışında neyimiz var neyimiz yok. Şu 24'lük meşaleyi kıralım. 24'lük meşale az yani. Onu çubuğa çevirelim. Şunu parçalamamız gerekiyor. 3 tane metal lazım bize. Bunları bir güzel halledelim. Buraya bir tane tencereyi bırakacağım. Dursun orada. Gerekirse konservatçıyı da parçalayabilirim. Çok parçalamak istemiyorum ama parçalayabilirim. Gerekirse levreyi de parçalayabilirim. Eğer çok fazla demire ihtiyacım olursa. Ama zaten 5 tane demirle gidiyorum. Orada da demir bulacağım. O yüzden çok sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. O yüzden şimdilik sıkıntı yok. Burada bazı şeyleri bırakalım. Madem burayı birazcık yine üst olarak belirliyoruz az çok. Belirliyoruz az çok. Şu suyu buraya bana ver. Buraya bileme taşlarını atıyorsun bir kere. Şu an için ihtiyacım yok. Şu an için denizcik fişeğine de ihtiyacım yok. Normal fişek benim için yeterli. Bunu bozkurtlarına karşı kullanırız. Okumalık kitaplarım var. Şu oltacıyı bırakalım şimdilik. Çünkü okumakta olduğum bir tane kitap var zaten. Bunu da okuyamam üstüne. Şunu da bırakalım. Önce bunu bitirelim. Sonra diğerlerine geçeriz. Bunları yakılacak kitaplar. Bir tane dikiş kiti yanımızda bulunsun. Sakınca yok. Bunların kalmasında sakınca yok. Su bırakırız. On iki tane kömürümüz var. Baya iyiyiz ya bu arada. Baya iyiyiz. 28 kiloyuz. Taşımak için de gayet güzel. Tüyleri bırakabilirim buraya. O kadar. Güzel. Gayet güzel. Zaman geçebileceğim bir şey var mı acaba? Yok galiba ya. Yani bir şeyler yiyip kitap okuyabilirim gerçi ama. Gerçi bu yemek bana normalden çok daha fazla veriyor ya. Aynen. İhtiyacımdan fazlasını veriyor. Kalori olarak. O yüzden onun hepsini tüketip şurada biraz kitapta okuyabilirim aslında. Zamanın geri kalanını. 2 saat oku bakayım. Duruma göre bakarız. 1 saat daha okuyamayız değil mi? Yorgunluktan öleceğiz muhtemelen. Okuduk çok güzel. 1 saat kaldı. Şahane. Suyumuzu içelim. Ve burada bir 10 saatlik kalorimiz yetmeyecek ama olsun önemli değil. Birazcık açtım dolayı can kazanması olmasın yani ne yapalım. Canımız yeterince dolu olacaktı diye tahmin ediyorum şu an. Evet yeterince dolu. Ama fırtına hoş olmadı tabii. Allah birazcık aç kal ya. Allah birazcık aç kal bence sakınca olmaz. 2 saat uyu şurada. Babam babam. Let's go. Fırtına bitti. Her şeyimiz hazır. Doğruca bataklığa doğru gidiyoruz. Yemeğimiz az. Bizim için birazcık problem. Lakin bataklık karnımızı doyuracak kadar yemek vereceğini düşünüyorum bataklığın bize. Bakacağını düşünüyorum. Hayırlısın. Hayırlısın. Umarım bakar. Bıçağı hızlıca yapıp oradaki geyik leşini de alabilirim falan.
O da bir tane geyikleşi oluyor genelde. Üzerimizde yemek de var yani, hani acil durum için sakladığım 2 tane 1000 kalorilik yemeğim var. En azından yani bir gün, 1,5 günlük yemeğimiz var aslında. 10 tane daha slotu bulsak yani ihtiyacımızdan fazlasını tutlamış olacağız aslında. Hadi bakalım, bu fişeyi yakmak istemiyorum ama elimde hazır beklesin. Can konusuna da şeyle çözeriz onu da. Huş kabuğundan çay yaparız. Yanımızda bayağı çaylık malzeme var. Tencereyi biraz da o yüzden götürüyorum yanımda. Bol miktarda su kaynatabileyim. Çay hızlıca hazırlayabileyim diye. Ayak sesi duydum. Bir an için kurt sandım ama geyikmiş. Mutlu oldum. Geyik demek güven demek. Güvendeyiz demek. Çok da zaman kaybetmeden koşalım. Hava çünkü güzel. Güneşli değil ama. Güneş de olsa daha mutlu olurdum. Direkt büyüteçle ateş yakabilirdik. Çay çay çay. Hadi gidelim. Evet, bataklığa tekrardan geri dönüyoruz. İyi oldu ya vallahi. Gizemli Göl'den ilk defa bu kadar fazla loot buldum bu arada. Normalde Gizemli Göl seferlerim bu kadar birimli geçmiyor genelde benim. Bu sefer şanslıydık. Yani hem çekici burada bulduk. Hem uyku tulumunu burada bulduk. Bayağı şanslıydık yani. Ama mesela kibrit bulamadık hala yani. Gizemli Göl bazen çok acımasız olabiliyor. Mütecavız için. Normalde çok güzel bir açı tabii ki de. Gizemli Göl'ün güzel tarafı şey yani, buraya bir yerde birkaç ekipmanını bulup buraya gelmen gerekiyor. Çünkü Gizemli Göl diğer kaynakları sayesinde işte avlanmak olsun, eşya yapımı olsun, bunları rahatça yapabildiğimizden ötürü, yani bu ıvı zıvılara ulaşımın kolaylığından ötürü Gizemli Göl'e geliyorum. Neye ihtiyacım varsa o tarafa doğru gidebiliyorum. Çünkü her şeyin ortasında Gizemli Göl. Bu kurt hoş olmadı. Çünkü yolda benim hasılı toplamam lazım. Bu kurt onlara birazcık mani olacak. En azından mani olmaya çalışacak. Bakalım. Bakalım. Bataklığın ortasından gitmeye çalışacağım. Hasrutu lazım. Bu da aslında kurtu arkamda bırakamayacağım anlamına geliyor birazdan. Kurt bizi burada rahatlıkla bulacak. Peşimizi bırakmaz o. Gelme artık ya. Gelme işte. Ne bok var ya. Bir tavşan ye. Ot ye. Yiyecek bir şey mi kalmadı ya? Kurta bakayım. Mesafeye bakayım en azından. İki asort topladık. Yeterli değil.
kafasına taş atıp kaçırmaya çalışabiliriz de aynı zamanda saldırabilir. Sanırsam kurtu atlattık, onları alamayacağım. Bir an önce uzaklaşayım da. Bir an önce uzaklaşayım da izimi kaybettiğim en azından. Güzel. Uzaklaşmasam yine tekrardan beni bulabilirdi. Gerçi kalori diyorum da, yemek diyorum da üzerinde bol miktarda çay da var ha. Yani onları da kullanabiliriz acil durumlarda. İşte buradaki astrokları bayağı işime yarayacak. Canım yarıya inmiş durumda. Eksi 11 derece. Büyük problem değil. Eksi 11 güzel. Sistem olarak genelde çok soğuk olmuyor zaten. Güzel. Güzel güzel güzel. Şuna da bir bakalım. Birazcık yolumuzdan saptık. Sistem dolayı belki yolumuzu kaybedebiliriz ama. Hayırlısı. Yüksek pusu yere. Varsa bir kibritin çakmak. Okumalık kitap. Ve kibrit. Vallahi kibrit bulduk. Tamam artık kaybolsak da en azından ateş yakabiliriz. Metal parçası ve odun mu? Vallahi başka bir şey istesem olacakmış yani. Güzel. Güzel. Bu bölümde de önemli bir şey bulduk. Dediğim gibi artık kaybolsak bile... Aslında burada şu an ateş yakabilirim. Bayağı sis bastırdı çünkü. Hiçbir yeri göremiyorum. Burada ateş yakabilirim. Şöyle birazcık rüzgardan koruyabileceğim ateşi bir yere bir ateş yaksak. Hızlandırıcı bir tane varmış. Yok onu kullanmayalım. Ama risk etmek istemiyorum. Meşale şeyimi, kirbitimi. O yüzden bir tane meşale yakacağım. Bir tane kibritle. Beceremesem bile. Meşale hala yanmaya devam edeceği için. Tekrardan deneyebilirim. Yani kibrit. Boşa kibrit kullanmamış olurum. Elimde az sayıda kibrit olduğu için. Bu tip taktikler yapmam gerekiyor. Ben mümkünse. O Spencer'ın çiftlik evine elimde yanan bir meşaleyle gidebilirsem. Rüzgar olmazsa. Yine kibrit kullanmamış olurum orada ateş yakacağım zaman. Şurada bir tane kömür yakacağım. Dediğim gibi ısınmak için. Hemen hızlıca ısınmaya başladık. Güzel. Şunu ver. Buraya tencere koyalım. Tencereye 2 litre su koyalım. Şuraya kuş kabuğundan çay koyalım. Kaç parça slotu yiyebiliriz. Çünkü kuş kabuğundan çay içeceğim. Biraz canımında olmasını da istiyorum. Onu da bir yandan halletmiş oluruz. Sonracıma şurada biraz çalışalım. Çayın da yanmasın yani. Çayı da yakmayalım. Sis hala devam ediyor. En azından ısındık. Bu ışçayla içiyorum. Hem susuzluğum azalsın hem bir kondisyon toplayayım. Şuradan biraz kuş burnu yapalım. İki tane hazırlayalım.
Sis hala gitmedi ya. Neredeyse, peki. Burada biraz su kaynat. Madem öyle, ben burada bir saat kitap okurum. Şu yaban mutfağı kitabını bitiririm belki. Ama ateşin söneceğini hesaplamadım tabii. Ama sular içinde bir hale gelmiş. Peki. Güzel bir şey. Ama sis hala gitmedi ya. Hoş değil. Artık gider mi sis? Oha, bir saat daha bekledim, hala gitmedi. Ateş yaktı mı bana yine ya? Oho. Hadi arkadaş, gün bitiyor. Hah, güzel. Güzel güzel güzel. Şuradan gidelim. Bayağı ısırtı var önümde. Tamamen yemek sıkıntısını çözmüş olduk böylelikle. İleride iki tane kurt görüyorum. Sağ tarafımda kalıyor. Onlara çok da bulaşmadan gitmeye çalışacağım. Bakalım, umarım doğru yöne doğru gidiyorumdur. Şey alalım. Burak Anakkale'ye çıkabiliriz tekrardan. Tamam. Binalar orada da. Şuradan şuraya koşmam lazım. Yolu kısaltmam için. Umarım koşabilirim. Koşarız herhalde ya. Buz çabuk kırılıyor. Bekle biraz. Hadi. Öldük. Vallahi öldük ya. Mesafe çok fazla ağır. Ağırız. Hipotermi riskimiz başladı. Kıyafetlerimiz de dondu. Koşarım dedim bir anında içinde. Yok. Çok fazla. Aslında buradan da gidebilirmişim yani. Benim hatam. Çok büyük problem değil. Kıyafetlerimiz dondu ama zaten gideceğimiz yere çok yakınız. Oraya sağlam bir ateş yakacağız. Kıyafetlerimizi orada kuruturuz. Bu arada bu suyun içine düşmek normalde çok daha kötü şeyler sonuçlanıyordu. Direkt hipotermi olmuş oluyordun. Hastalığa direkt otomatikman yakalanmış oluyordun. Eskiden öyleydi. Şimdi yine bayağı bir iyi hali yani. Gerçi buraya koşabilir miyim ben ya? Ha, iyi, tamam. Kırılmadı, güzel. Yoksa bayağı dolaşıp geri dönmem gerekecekti. Güzel. Antika'ya gelmek üzereyiz. Önce şu yıkık binalar var. Yanmış binalar var. Yanmış binaların etrafında kurt çıkabiliyor. Şu an herhangi bir kurtla kapışacak kadar canım yok. Yanımda yeterince yemek var. Bu süre zarfında sürekli tok olmaya çalışacağım. Çünkü bayağı yemek buldum. Ve çay içeceğim. Karakterin canını fullemeye çalışacağım. Çünkü bir de bataklığın dönüşü var sonuçta. Çok risk atmamıza gerek yok. Ama burada kurt yoksa çok mutlu olurum. Şu mantarları bir alalım önce. Burada zaten bazen güzel şeyler çıkabiliyor. Nadir de olsa. İşimize yarayacak şeyler çıkabiliyor. O yüzden bir bakmak istiyorum. Bakıyorum ve bulamıyorum. İşte bu. Artık metal sıkıntımız da yok. Tam da ihtiyacım olan şey.
Testere olmadığı için metal eksiğim olursa sıkıntı yaşayacaktım. Bu alet kutusunu da parçalayabiliriz. Ayrıca kibrit bulduğumuz için de artık meşaleme güvenmek zorunda değilim. Meşalemi cebime saklamak istiyorum. Spence Chipmunk evine geldik. Bir tane çünkü meşalem var. Fişeğim var. Kurtlara karşı bir tane savunma mekanizmanın olmasını isterim. Şimdi arkadaki işçi baraklarında kurt çıkmadığı için burada çıkmıştır diye tahmin ediyorum ama. Galiba yok. Güzel. Koş koş, kimse gelmeden koş. Evet, güzel. Hemen. Oh, topla bunları. Topla. Önce meşale. İşimizi garantiye alalım. Okumayacağımız bir kitabı yakalım. Küçük silahlar el kitabını yakalım. Minimum seviyede kömür kullanmak istiyorsanız, yani kömürünüz 5-6 tane var ve fırını 150 dereceye çıkarmanız gerekiyor. Çünkü fırını 150 dereceye çıkarmadan bıçak, nacak, ok başı yapamıyorsunuz. O için onu yapmak istiyorsanız öncelikle hiç kömür atmayın. Sobanın ısısını kömür kullanmadan 80 dereceye çıkarabiliyorsunuz. Maksimum odunlarla maksimum 80 dereceye çıkıyor. 80'den sonra kömür kullanırsınız. Böylelikle 150'ye çıkarırsınız. Minimum seviyede kömür kullanarak. Aklınızda bulunsun. Ama tabii bu da bol miktarda odunuzun olduğu anlamına geliyor. Olması lazım yani yanınızda. Ben şimdi kömür atmıyorum. Bakalım ne kadar çıkaracağız. Çünkü ilk etapta şey yapmayacağım. Direkt yapmaya başlamayacağım. Önce bir karakteri bir kendine getirme operasyonumuz olacak. Zaten bu geceyi uyuyarak geçireceğiz. Biraz ısınalım. 56 dereceye kadar çıktı. Gayet güzel. Basit parka bulduk. Gayet güzel. Kıyafetlerimiz de ısınacak zaten. Üzerimizde bulunsun. Sakıncı yok. Testere bile bulduk be. Hey yavrum hey. Bütün ekipmanları bulduk valla. Güzel oldu. Bu kadar kısa sürede bulmamız harbiden çok tatlı oldu. Bu kadar kısa sürede hepsini bulduğumuz iyi oldu. Bu tabi tatlıları falan kıracağız da. Öncelikle bulduğumuz bütün odunları şunun 80 derece çıkarmak için kullanalım. Bir güzel huş kabuğundan çayımızı içelim. Canımız da olsun. Çok da fazla gün döngüsüne bağlı değilim artık. Çünkü gece de çalışabilirim. Ateşim olduğu için. O yüzden birazdan yatacağım. Karnımızı iyice doyuralım. Kitapsız oturumun en kötü tarafı bu yani. Yani bitmiyor yani falan. Karnımız da doymuyor. Uzun sürüyor bunu yapmak. Keşke tek bir seferde 5 tane 10 tane direkt anında yiyebilsek. Full doyuracağım. Yani 3 tane daha yiyeceğim. Ona düşüreceğim bunu. Dediğim gibi kondisyon kaybetmek istemiyorum. Biraz canımızı doldurmak istiyorum artık. Evet, güzel.
9 saatlik ateşimiz var. Yeterli mi? Değil. Bunu önce bir 80'e çıkaralım, ondan sonra yatarız. Bunun için şu kalasları kırabilirim. Güzel. Bu 80 dereceye kadar çıkacak zaten şu an. Suyumuzu içelim. Ve 80 dereceye çıktı. 12 saatlik ateşimiz var. Şu an kömür ekleyemem çünkü 12 saatlik ateşten daha fazlasını ekleyemiyorum mekut olarak. O yüzden burada bu geceyi geçiriyoruz efendim. 10 saatlik güzel bir uyku bizi bekler. Ve bu bölümün de böylelikle sonuna gelmiş oluruz efendim. Çok çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz çok mutlu olurum. Yorumlarda bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.